Medya Haber'den iyi geceler. Bugün 11 Aralık 2020 haftanın son gününde gece bülteniyle sizlerleyiz. MHP'nin ırkçı lideri Devlet Bahçeli bugün HDP'ye bazı sözler sarf ederek kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır dedi. HDP'den de faşist Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt gecikmedi. HDP Genel Merkezi Bahçeli'nin yanıtını Twitter hesabından verdi. HDP tweetinde iktidara dayanarak sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP'yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız ifadesi yer aldı. HDP Onursal Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü de kendi hesabından yaptığı paylaşımda sizin sorununuz hazım değil çoklu organ yetmezliğidir, vadeniz doldu dedi. MHP'nin faşist şefi Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada HDP'ye hakaret ederek kapatılması gerektiğini savunmuştu. Evet, bugün bir açıklama daha vardı HDP'den. HDP'nin grup sözcüsü, HDP sözcüsü Ebru Günay, açlık grevine giden tutsakların çözüm talebi talebimizdir dedi. Ve açlık grevindeki tutsakların talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. HDP sözcüsü Ebru Güney partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partilerine yönelik siyasi soykırım saldırılarına ilişkin verileri açıklayan Ebru Güney, 2015'ten günümüze 16.490 HDP'linin gözaltına alındığını duyurdu. Değerli basın emekçileri, partimizin verilerine göre 24 Haziran 2015'ten beri sadece partimize karşı yürütülen siyasi soykırım operasyonları da eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimizin de aralarında olduğu 16.490 kişi gözaltına alındı. 3.695 kişi ise tutuklandı. Tutsak edilen HDP'lilerin yargı kararlarıyla değil Erdoğan'ın talimatı ile içeride tutulduğunu kaydetti. Üyelerimiz yargı kararlarıyla değil Erdoğan'ın sarayın siyasi kararları içeride rehin olarak tutuluyor. Ebru Güney HDP olarak baskılara direnişle karşılık vereceklerini ifade etti. Arkadaşlarımızın özgürleşmesinin de toplumun sizden kurtulmasının da yolunu size rağmen mücadelemizle biz açacağız. Size rağmen bu ülkeyi bizler özgürleştireceğiz. Size rağmen bizler bu ülkeye demokrasi ve barışı getireceğiz. Önder Apu'ya uygulanan tecride ve bu kapsamda PKK ve Paşlı tutsakların başlattığı açlık grevi eylemlerine de dikkat çeken Ebru Güney, tutsakların taleplerinin kendilerinin de talebi olduğunun altını çizdi. Şunu açıkça ifade ediyoruz ki açlık grevine giren tutsakların çözüm talebi talebimizdir. Bu talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye bizler de devam edeceğiz. Türkiye'nin bu talepleri karşılamaktan başka şansı yok, başka yolu yok. Buradan çıkış yolu Sayın Öcalan üzerindeki tecritin son bulmasıdır. Sorunlar diyalog ve müzakere yoluyla çözmektir. Bu karanlık tabloya son vermenin yolu baskı ve saldırı kime karşı gelişirse gelişsin karşı çıkmaktır. AB ve ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına dikkat çeken Ebru Güney, AKP-MHP faşist ittifakının önünde iki yol olduğunu belirtti. İki yol var Türkiye için. Ya sorunun bir parçası olmaya devam edecek ya da barışçıl politikalarla çözümün bir parçası olmak için çaba sarf edecektir. AKP-MHP faşist ortaklığının hazırladığı 2021 yılı bütçesi mecliste görüşülmeye devam ediyor. Meclisteki görüşmelerde bütçenin halka hitap etmediğini ve talanı meşrulaştırdığını anlatan HDP'li vekiller hem iktidarın Kürt düşmanlığını hem de yoksulluk ve talan politikalarını eleştirdi. AKP-MHP'nin onaylanmak üzere meclise sunduğu 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde söz alan HDP'li milletvekillerinin gündeminde iktidarın Kürt düşmanlığı, işsizlik, yoksulluk ve rant politikaları vardı. HDP milletvekili Nusrettin Maçin, AKP-MHP iktidarının Kürt düşmanlığını eleştirdi, siyasi soykırım operasyonlarını gündeme taşıdı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kürt halkın iradesiyle seçilen belediye eş başkanlarına hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden gözaltına alındılar. Tutuklandılar ve onların yerine
özel yetkili valiler atandı. Türkiye'de barışın, demokrasinin ve özgürlüğün çatı partisi olan HDP'ye yönelik siyasi soykırım operasyonları hiç durmadan devam ediyor. HDP milletvekili Murat Çepni, Samsun'da intihar eden esnafın durumunu gündeme getirerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Dün Samsun'da bir insanımız iş ve aş diyerek intihar etti. Bu arkadaş İstanbul'da esnaftı ve iflas etti ve aldığı kredileri ödeyemez hale geldi. Aldığı kredilerin ödeyemez hale gelmesinden kaynaklı intihar etmeyi seçti. Evet, bu iktidar halka düşman, doğaya düşman, emekçiye, esnafa düşman bir iktidardır. HDP'li Ayşe Sürücü'nün gündeminde talan edilen Afrin zeytinleri vardı. Üretmek isteyen çiftçiye karşı ithalat politikalarınız o kadar çığırından çıkmış ki artık Kuzey ve Doğu Suriye'den de hububat, zeytin ve zeytinyağı getiriyorsunuz. Fakat şunu bilin ki Afrin zeytinlerinin getirilmesi ithalat değildir. En hafif tabirle tarımsal talandır. HDP milletvekili Hüda Kaya, iktidarın dini siyaseti alet ederek açtığı Helallik Kurumu adlı propaganda ve algı kurumunu değerlendirdi. İnsanların en helali, en kutsalı olan, helali olan yaşam hakkını, düşünme hakkını, rızkını gasp eden, analarının ak sütü gibi helal olan haklarını gasp eden bir haram yönetiminin helali bizim helalimiz olamaz zaten. HDP'li Kemal Peköz iktidarın doğa ve çevre talanını eleştirdi. Sadece bakanlığın değil, hükümetin bir bütün olarak sanayileşme yaklaşımı madencilik girişiminde görüldüğü gibi doğayı talana, suyu, toprağı, canlıyı yok etme ile sonuçlanacağı çok açık bir tavır sergilemektedir bakanlık. Sağlık Bakanlığı uzun zamandır veriler açıklıyor. Aslında bu verilerin güvensiz olduğu, doğruyu ifade etmediği de birçok kesim tarafından dillendiriliyor. Ancak bugün açıklanan rakamlar 17 Mart'tan bu yana devam eden Türkiye'deki pandemi sürecinde en yüksek rakamlar oldu. Sağlık Bakanı'nın sanal medya hesabı üzerinden paylaştığı 11 Aralık 2020 tarihli koronavirüs tablosu başından beri verilerin gizlenmesine rağmen durumun vehametini göstermeye yetti. Açıklanan günlük verilere göre 11 Aralık 2020'de Türkiye'de pandemi tedbirlerinin alınmaya başlandığı 17 Mart 2020'den bu yana bir gündeki en yüksek ölüm rakamına erişildi. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre 11 Aralık 2020 günü Türkiye'de 24 saatte 226 yurttaş yaşamını yitirdi. Türkiye'de açıklanan resmi verilere göre COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı da böylece 15.977'ye ulaştı. Yeni semptom gösteren 5607 hastayla birlikte tespit edilen vaka sayısı da 32.106 kişi olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'deki ağır hasta sayısı ise 5952 olarak ifade edildi. Dün başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün sona erdi. Türkiye'ye dönük yaptırımlar sadece Doğu Akdeniz'deki krizden sorumlu tutulan bazı şirketler ile bu şirketlerin yöneticileriyle kısıtlı tutuldu. Türk ekonomisinin bütünü hedef alınmadı. Görünen o, Avrupa Birliği'nin liderleri Türkiye ile zamana yayılan bir strateji üzerinden özellikle de boş ham hayal olsa da Türkiye'yi kendi yanlarına çekme politikası uyguluyorlar. 10 Aralık'ta başlayan ve 11 Aralık'ta da devam eden Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türk Devleti'ne uygulanan yaptırımların genişletilmesi kararı alındı. Ancak yaptırımlar sondaj çalışmalarında sorumlu kişi ve firmalarla kısıtlı tutuldu. Türk ekonomisi bütünüyle hedef alınmadı. Avrupa Birliği liderleri bundan sonraki adım olarak gelecek yıl Mart ayında yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısında birliğin Türk Devleti ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerini daha geniş kapsamlı ele almasının beklendiği ifade edildi. Zirve devam ederken konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye silah satışının NATO kapsamında değerlendirilmesi konusunda anlaştık derken, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmasını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar, Avrupa Birliği'nin yörüngesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri artık kabul etmeyeceğini gösteriyor, dedi. İtalya Başbakanı Conte, Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor yorumunda bulundu.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türk Devleti'nin mülteci şantajına işaret ederek göçle mücadele etmek için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmayı savundu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaos Meyer-Landrut da yaptığı açıklamada Türkiye'nin zirve öncesinde tek taraflı olarak bazı adımlar attığını ve zirvedeki kararın bu aşamadan sonra geldiğini söyledi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise zirveyi tanımlarken bu Avrupa ve dünya için bir dönüm noktası anı değerlendirmesinde bulundu.